Merhaba arkadaşlar. Yine beraberiz. 2018 KPSS Türkçedeki sözel mantık sorularını çözelim. 27 ile 30'u bu parçaya göre çözecekmişiz. Başlayalım hemen. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Pazartesi, salı, çarşamba günlerini kapsayan 3 günlük bir film festivalinde. 3 gün komedi macera türünde. A, B, C, D, E, F, G. Toplamda kaç film? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 film gösterilmiştir. 3 gün komedi macera dalında filmlerin türlerine ve gösterildikleri günlere ilişkin bilgiler şu şekilde. Kalem kullanılmıyor. Yine tabloyu buraya çizeceğim. Soruları elimdeki PDF'den okuyacağım arkadaşlar. Çok basit bir tablo yapabilirsiniz. Pazartesi, salı, toplamda 3 gün var. Çarşamba. Toplamda kaç öncüllü bir soru? Günler var, birincisi. Filmler var. Bir de türleri var. 3 günümüz var. Pazartesi, salı, çarşamba, filmler var. Şöyle yazalım. 7 tane filmimiz varmış. A, B, C, D, E, F. Bir de G filmi varmış. Bir de bunların neyi varmış? Türü varmış. Komedi olanlar var. Macera olanlar var. Tabloyu bu şekilde çok rahat yapabiliriz. Sadece işimiz buradaki bilgileri doldurmak. Onu da farklı bir renkle yapalım. Kırmızıyla yapalım. Şimdi başlayalım. Bir film sadece bir kez gösterilmiştir. Tamam. Komedi türündeki film sayısı 4'tür. Bakın. Komedi 4. Toplamda kaç film vardı? A, B, C, D, E, F, G. 7 film var. Komedi 4 ise o zaman macera filmi kaç tane? 3 tane midir? Doğru. Bu tamam. Burası tamam. Salı günü sadece bir film gösterilmiştir. O zaman ben salıya bir tane yazıyorum. Bak, salı günü sadece bir film gösterilmiştir. Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba gününkünden fazladır. Pazartesi en fazlaymış. Şöyle yazabilirim. En fazla. Salı. Bakın, bir tane salı var. O zaman geriye kaç tane kaldı? 6. Pazartesi çarşambadan fazlaysa muhtemelen kaç tane olabilir? 4'e 2 olabilir mesela. 4, 2. Pazartesiye 4 diyebiliriz. Çarşambaya 2 diyebiliriz. 3, 3 kesinlikle olmaz. Eşit değil. En fazla pazartesi çarşambadan fazlaymış. 4, 2 diyebiliriz. 5, 1 diyebilir miyiz? Pazartesiye 5 deyip çarşambaya 1 diyebilir miyiz? En az filmin salı günü gösterildiği söylenmiyor. Bakın, salı günü bir film gösterilmiştir. Ama en fazla gösterilen film sayısı hangi güne denk geliyor? Pazartesi. Pazartesi çarşambadan fazla. Şimdi burası net değil. En fazla pazartesiymiş. 5 de olabilir, 4 de olabilir. Çarşamba günü gösterilen E filmi macera türündedir. O zaman yazalım. E diyelim. Macera diyelim. O zaman ben buradan E filmini sildim. Bu da gitti. Aynı türdeki A, C, D filmleri farklı günlerde gösterilmiştir. Bak, oturdu. A, C, D. Şimdi önce bir kere şuna bakalım. Aynı türdeki, yani komedi veya maceradır. Macera. Aynı tür. Ben önce bu bilgiye bir bakalım. Bak şimdi. Komediden kaç tane var? 4 tane. Maceradan kaç tane var? 3 tane. Ben zaten maceradan bir tanesini yazdım mı? E macera. Peki A, C, D'nin macera olma ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Niye? Eğer A, C, D'ye macera dersem, o zaman E zaten macera. O zaman 4 tane macera olmadı mı? İmkansız. O zaman A, C, D nedir? Komedi türünde bir filmdir. Bir de ne diyor bize? Farklı günlerde. İstediğim güne yerleştirebilir miyim? Bir deneyelim bakalım. A'yı buraya yazalım. Farz edin. C'yi buraya yazdım. Bir de D'yi buraya yazdım. Bunların türü ne? Komedi. Hepsi komedi türünde filmlerdir. Komedi. Şunu anladınız değil mi? E zaten macera. Adam bize diyor ki A, C, D aynı türde. E ben A, C, D'ye komedi macera dersem. E zaten burada adam bize söylüyor E'nin macera olduğunu. O zaman 4 tane macera olmuş olmuyor mu? Ama maceradan kaç tane vardı? 3 tane. Bakın burada söylüyor. Komedi 4 ise macera 3'tür. Bu bilgi de tamam. Burası da kesin. Şimdi bir şuradan bir silelim. A'yı yazdık. Gitti. C'yi yazdım. Gitti. D'yi yazdım. Gitti. E'yi yazdım. Gitti. Toplamda 4 tane film sildim. B, F, G kaldı. Farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir. Bu da güzel bir bilgi. A, F. Farklı tür. A'ya ne demiştim?
Komedi. O zaman A ile F farklı türde ise F ne olabilir? O zaman macera filmidir. Ben A'yı buraya yazdım. F'yi de buraya yazalım. O zaman F nedir? Macera. F de gitti değil mi? Şimdi şöyle bir bilgi var. Elimizde ne kaldı? B kaldı, G kaldı. Artık Salih'e herhangi bir film yazamam değil mi? İmkansız. Çünkü orada sadece bir film var. Şimdi çarşambada burada kaç film yazıldı? İki tane film yazıldı mı kesinlikle? Yazıldı. Burası tamam. Bunlar yazıldı. Şimdi adam bize şurada böyle bir bilgi vermişti değil mi? Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba günden fazladır. Geriye kaç filmim kaldı benim? B kaldı, G kaldı. Salıya yazamam. Birini pazartesiye, birini çarşambaya yazabilir miyim? Yazamam. O zaman 3'e 3 eşit olur. Pazartesinin çarşambadan fazla olması gerekir. O zaman ben hangi filmleri buraya yazabilirim? B filmini de buraya yazmak zorundayım. G filmini de buraya yazmak zorundayım. Bu kez ne oldu? 4'e 2. Pazartesi 4, çarşamba 2 film oldu. Buna göre. Şimdi şurayı silip buradan küçük bir tablo yine yapmak istiyorum. Hatta silmeden, çünkü silince hepsi gidecek. Şimdi ACD. Sadece şu ifade için farklı bir tablo yapmak istiyorum. Acaba ACD'nin yerlerini değiştirebilir miyiz? Bakın. Pazartesi, Salı, Çarşamba. 3 günümüz var. Salı günü sadece bir film var. Bu tablonun içinde farklı bir renkle bir doldurayım. Burayı da hangi şu renkle doldurayım. Bakın, komedi türünde 4 film vardı. Bilgiyi buraya yazayım. Komedi 4. O zaman macera 3 film var mıdır? Vardır. Bu tablonun bilgileri de buraya. Toplamda 7 film vardı. A, B, C, D, E, G, F. Filmleri var mı? Var. A, B, C, D, E. Pardon, bunu yanlış yazdım. F, bir de G. Toplamda 7 film. Salı günü sadece bir film gösterilmiştir. Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba gününkünden fazladır. Çarşamba günü gösterilen E filmi macera türündedir. E'yi buraya yazdım. Macera dedim. Bu bilgi tamam. Aynı türdeki A, C, D filmleri farklı günlerde gösterilmiştir. A, C, D. Aslında bu tabloyu şuradan yapamayız. Bakın şu bilgiyi arkadaşlar. Farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir. Yine yapayım. Hatta şöyle diyeyim bakın. D filmini buraya yazdım. C filmini bu kez buraya yazdım. A filmini farz edin ki buraya yazdım. Bakın bu tablo oluşmuyor. Neden? Devam edelim. A, C, D. Aynı tür diyor ya. E zaten maceraydı. Birinci tabloda açıklamıştım. A, C, D. Macera olamaz. Zaten E maceraydı. Bu kez 4 tane macera olur. Bunların türüne komedi. Ama şu bilgiye bakın. Farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün gösterilmiştir. A'yı buraya yazarsam F buraya gelir. Değil mi? Buraya zaten yazamam. A'yı kesinlikle salıya yazamam. D'yi buraya yazabilir miyim? D'yi buraya yazma ihtimalim var mı? Aslında var. D veya C kendi arasında değişebilir. Bakın burada kesin bir bilgi yok. D, C kendi arasında değişebilir mi? Kendi arasında yer değişebilir. Salı ile çarşamba arasında yer değişebilir. Bu kesin. Ama şu tabloya bakın. A'yı salıya yazamam. Çünkü A'yı yazdığım yere F'yi yazmak zorundayım. A buraya gelmiyor. A'yı çarşambaya yazabilir miyim? Farz edin ki yazdık. A'yı buraya yazdık. E zaten çarşamba. A'yı yazdığım yere F'yi yazmak zorundayım. Burada 3 film kaldı. Buradan bir silelim. Bakın D'yi yazdım. C'yi yazdım. E'yi yazdım. F'yi yazdım. Bir de A'yı yazdım. Geriye ne kaldı? B ve G filmleri kaldı. Farz edin ki B'yi de G'yi de buraya yazdım. Pazartesi çarşambadan fazla olmak zorunda mı? Evet. 3 burada oldu. 3 burada. Bu tablo gitti. Bu kadar basit. Şimdi gelelim soruları bir okumaya. Okumaya. 27. soruda adam bize demiş ki şöyle. Bir demiş. Şuraları bir silmek istiyorum ama silince herhalde hepsi gidecek. Şöyle silelim. Gitmiyormuş. Yedinci soruda adam bize demiş ki şöyle bir açıklama yapmış. Bir demiş, iki demiş, üç demiş. Buraya A demiş, buraya B demiş, buraya C demiş. Demiş ki filmlerinden hangileri pazartesi gösterilmiş olabilir? Pazartesi gösterilmiş olabilir. A filmi pazartesi gösterilmiş olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle mümkün. B filmi gösterilmiş olabilir mi? Kesinlikle gösterilmiş olabilir. C filmi imkansız değil mi? C filmi kesinlikle pazartesi
gösterilmiş olamaz. Yani 27. sorunun cevabı şıkka göre denizdi arkadaşlar. 28. soruda şöyle bir bilgi ver. 28'de şunu demiş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Pazartesi gösterilen D filmi macera türündedir. Bir kere pazartesi D filmi gösterilmemiş ki. Bu yanlış. B şıkkında demiş ki salı günü gösterilen C filmi macera türündedir. Yanlış, komedi türündedir. Çarşamba günü gösterilen G filmi demiş, yanlış. G filmi pazartesi gösterilmiş. Bu da yanlış bir bilgi. Bakın tablodaki sadece değişenler nedir? C filmi ile D filminin değişebilmesi. D şıkkında demiş ki 28. soruda pazartesi gösterilen F filmi macera türündedir. Doğru bir bilgi. 28 Denizli. Geldik 29'a. 29'da demiş ki aşağıdaki filmlerden hangisi aynı gün gösterilmiştir? BC yanlış. BE yanlış. C şıkkında demiş ki C ve F filmleri yanlış. F pazartesi, C salı. D şıkkında demiş ki C ve G yanlış. İkisinin yeri değişebilir ama kesinlikle aynı gün değil. E şıkkında demiş ki B ve G. Dikkat ettiyseniz B ve G kesinlikle hangi gün gösterilmiş? Pazartesi günü gösterilmiş. Yani cevabı Edirne. B bir de G filmleri aynı gün gösterilmiştir. Geldik sonuncu soruya. 30. soru. CG filmlerinin aynı türde oldukları biliniyorsa CG, C komedi, G komedi aynı tür oldukları biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi filmleri şöyle bir yazalım. Türlerini biz yazmadık. A, B, C, D, E, F, G. Şimdi biz A'ya ne yazmıştık? Komedi dedik zaten. C'ye ne demiştik? Daha doğrusu B kalsın. C'ye ne demiştik? C komediydi. Burası da tamam. D'ye ne demiştik? D buradan. Komedi çıktı. E'ye ne demiştik? E. Macera çıktı. Şu şıkka bakar mısınız buraya? A ve F filmleri farklı türdeki. A komediydi değil mi? O zaman F ne olmak zorunda? Macera olmak zorunda. Şimdi tabloya bir bakalım. Kaç tane komedi yazdık? A'ya bir komedi, C'ye komedi dedik. Bunun dışında D'ye komedi dedik. İki tane macera yazmışız. B kalmış, G kalmış. Bunlardan biri komedidir. Biri ise maceradır. B ve G filmlerinden biri. Şimdi adam 30. soruda şunu demiş. C ve G filmlerinin aynı türde oldukları biliniyorsa. C filmi ne? Komedi. Soruya göre yazıyorum. C komedi ise adam soruda diyor ya C ve G filmlerinin aynı türde oldukları biliniyorsa. O zaman C komedi ise G de komedidir. Toplamda kaç komedi oldu bakın. Bir komedi burada, iki burada, üç burada, dört burada. O zaman B filmi nedir? Maceradır. A şıkkında ne demiş 30. soruda? B ve F filmleri aynı türdedir. B macera, F macera. 30. soruda burada. Cevabı Adana. Test edebilirsiniz. 30. sorunun cevabı da Adana. Çok zorlayıcı bir soru değildi. Basit bir soru. 2018'i de bitirdik arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. 2006'dan başlayıp 2020'ye kadar dil bilgisinde çıkmış bütün soruları konu konu çözmeye başlayacağım. Bir de tekrara başlayacağız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.